Şey istemiyor. Ona sen seni... Kabaklarımız 37 kilo 600 gram. Kabaklarımız tohumunu kendimiz alıyoruz. Babadan kalma tohumlar. Bunları devamlı kendimiz alıyoruz. Yetiştiriyoruz. Gübre kesinlikle normal bildiğimiz gübre yok. Sadece hayvan gübresi var bunlarda. Bunları yapıp pişirip müşterilerimize ikram ediyoruz. Şu şekilde kabaklarımız şu şekilde 10 liradan veriyoruz bunları. Normalde bunları müşterilerimiz kendileri de yapmak istiyorlar evlerinde. Onlar için de kesiyoruz. Kilosunu 5 liradan kesip soyuyoruz. Sadece pişirmeye hazır halde evlerine götürüp yapıyorlar. Kilosu 5 lira. Bir de bunların çekirdeklerini istiyorlar. Herkes, köylü arkadaşlarımız, çiftçilerimiz bunların şeylerini istiyorlar, tohumlarını. Biz de bunları kurutuyoruz. 10 tane küçük küçük şeffaf poşetlere koyuyoruz. Onlardan veriyoruz müşterilerimize. Onlar da kendileri elinden geldiğince büyütmeye çalışıyorlar. Ha bu kadar olmuyor diyorlar ama biz veriyoruz. Yine de buna benzer yakın olduğunu söylüyorlar yani. Bu tohum yine söylüyorum. Yerli tohum. Babam vermişti bana bunu. Kepsun Piyade Köyü'nden. Kendi de bunları 1,5 dönüm Atköy'de bir yerim var. Orada yetiştiriyorum bunları Atköy'de. Su da bol olunca kanalın yanında. Çok harika bir kabaklar oluyor. Çeşit çeşit böyle. Güzel organik kabak yetiştiriyoruz yani. Bir de severek yapıyoruz biz bu işi. Yani o kadar da özen göstersen belki bu kadar olmaz ama biz arada gidiyoruz bunları kazıyoruz, suluyoruz. Yanlarında duruyoruz. Bir şekilde bu şekilde oluyorlar yani. Vatandaşların ilgisi nasıl oluyor? Bakıyorlar gerçekten kabaklığın büyüğüne, şeyine bakıyorlar. Yani dikkatini çekiyorlar. Kimi gelip fotoğraf çektiriyor. Kimi dediğim gibi evlerini alıyorlar. Tohumlarını istiyorlar. Yani görsel bir şey var. Aslında burada amaç ticaret yapmak da değil aslında ama yani amaç burada dikkat çekmek. Biz bunu başardık. Yani para kazanmaktan ziyade amaç bizim dikkat çekmekti. Kabaklarımızı, nasıl tarım yaptığımızı vatandaş görsün, şey yapsın diye. Onu da başardığımıza inanıyorum. Özellikle burada sıfır yazısına şey yapmıştık. Vatandaş diyor ki neden burada bir yanlışlık var? Neden sıfır değil? Biz de sıfır diye yazdık. Arkadaşımız dedi böyle yapalım. Biz de okey dedik. Ama amaç dikkat çekmekti. Biz de bunu başardığımıza inanıyorum yani.